Merhabalar herkese ee, yeni bir dolar tl analizi ile karşınızdayım arkadaşlar ee, şimdi yeni haftada dolarda beklentiler ne yönde dolar tl işte bir dönüş sağladı mı dip süreci bulundu mu ee, bunlar hakkında biraz sohbet edeceğiz ee, dolar tl haftayı 681.56 gibi bir rakamdan kapattı hafta içerisinde en yüksek 684 685 kadar bir yükseliş yaşadı zaten bu beklediğimiz hareketti FED'den sonra bir miktar toparlanma olduğunu söylemiştik. FED, işte FED öncesinde 6.77 ile 6.81 arasında hareketin sıkıştığında FED'den sonra bu sıkışmanın artık bir yöne doğru kırıp 8 ila 10 kuruşluk bir hareket alanı olduğunu söylemiştik. İşte 6.85'e kadar bir yükseliş yaşadık. İşte dolar tl biliyorsunuz en düşük yani 7.27'den sonra en düşük olarak 6.68 gibi bir rakam gördü. Buralarda dip süreci tamamlandı mı? Dolar tl çıkıştı akşamı geçti. E, bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi Dolar-TL'de bir kere şunu belirteyim arkadaşlar. E, Dolar-TL 7.27 gördükten sonra yani 5. ayın başlarında hemen hemen onu gibi işte kaç gün olmuş hemen hemen bir ayı geçmiş. Şimdi e, Dolar-TL'deki çıkış hareketi neredeyse 2019'un son aylarında başlamıştı. 6-7 aylık bir çıkış arkadaşlar. E düzeltmesi de mantıken biraz daha devam edecek gibi duruyor. Yani düzeltme derken en azından konsolda olma süreci, yani 727'den gelen satışlarla beraber düzeltme süreci belirli bir süre daha devam edebilir. İşte bu yeni dip bulunacağı anlamına gelmiyor. Belki de dolar TL 6.68 değerde dip yapmak istiyor. Buralarda dalgalanıp ee, tekrardan yukarı dönecek. İşte şimdi bunları konuşacağız. Bu arada dolar TL'dir. Şunu bahsetmiştim. Hatırlarsanız bakın 668, 668'den e, defalarca kez alımların geldiğini belirtmiştim. Yani burada bir alıcı ve satıcı kavgası var burada bir maliyetlenme oldu. İşte dış piyasada olsun, iç piyasada olsun, forex piyasasında olsun. Yani burada bir alıcı satıcı kavgası var. 1, 2, 3 kere arkadaşlar e, 6.68'lere yaklaştıkça alımlar geldi. i̇şte bu maliyetlenmenin de Etkilerini gördük yani bakın grafikleri bu şekilde yansıdı bu hafta işte yani geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin e, döviz mevduat oranları açıklandığında neredeyse 1-1.5 milyar dolarlık bir artış olduğunu gördük. Bakın burada da zaten grafiklerde daha bu açıklanmadan bunu size belirtmiştim yani burada bir alıcı ve satıcı kavgası var bir maliyetlenme bölgesi oldu. Tabii şunu belirteyim arkadaşlar dolar TL'de e, düzeltme sınırlı kalabilir. İşte şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle işte bizim hani her zaman baktığımız dolar TL ile aynı kategoride yer alan gelişmekte olan ülke para birimlerine bakalım isterseniz. Şimdi dolar TL e, bu hafta bir miktar yukarı hareket yaptı. Aynı şekilde bakın Meksika pesosu Meksika Peso'su işte neredeyse şu 200 günlük hareketli ortalamaya kadar yaklaşmıştı. Bu hafta yine çok sert bir hareket yaptı. Tekrar satışlar gelse de buradan bakın bir miktar tepti diyebiliriz. Yani Meksika Peso'sunda da toparlanma var. Artık bu alanlarda toparlanıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. Aynı şekilde... Güney Afrika randı bizim yine aynı kategoride. Bakın gene orada da 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaştı. Bu hafta çok sert alımlar geldi. Muhtemelen şu 200 günlükte işte 9 günlükte 200 günlük hareketli ortalama arasında günlük grafikte bu şekilde sıkışıp tekrardan yukarı patlayacak Güney Afrika randı da. gene aynı şekilde Brezilya reyli bakın Brezilya reyli bununla karşılaştıracağım şimdi burası çok kritik ee, buradan size bir senaryo çizeceğim aslında diğerleriyle de çizilebilir ama genellikle hani e, çok olan dışı bir şey olmadıkça i̇şte bunlarla beraber hareket ediyoruz arkadaşlar. Brezilya reyli altılara kadar çıkmıştı tarihinde ilk defa hani dörtleri e, geçti 4, 4, 40ları geçti yani şu alan. 4.26 4.27 daha sonra 6'lara kadar giden bir alan gördük İşte Brezilya'daki iç olaylar e, petrol fiyatlarının çakılması biliyorsunuz e, Latin Amerika ülkelerinin ekonomisinin birçoğu petrole bağlı. Petroldeki o oynaklıktan sonra yani 70 dolarlardan bir anda 20 dolarların altını gördükten sonra e, bir anlamda da virüs vesaire derken Brezilya'da da şu an artıyor günlük vaka. E, sayısı zaten uçmuş gitmiş durumda, ölüm oranları da binin üzerinde. E bunlarla beraber burada da işte bir devülasyonu oldu. Zaten aylık grafiklerde hani birizliereyle şöyle bir formasyon yapıyordu ki bu formasyon 2000 yılından beri oluşan bir formasyon. Hani bu formasyon kırıldı. Yani e, bu formasyon, bakın buradan çizeceğim senaryoyu size. Hani dolar TL'yi buradan bağlayacağım. Bakın şimdi bu formasyonda arkadaşlar bu paralarla biz genel olarak 3 aşağı 5 yukarı benzer gidiyor. Şöyle mıknatısı kaldırayım. Hani Brezilya elinde de 2000 yılından 2002 yılından beri oluşan şu formasyon. Yani nereye kadar? 2020 yılına kadar. Bakın 20 yıl boyunca aylık grafikte Brezilya elinde şu formasyon oluştu. Çanak kulp arkadaşlar. İşte bu şahak kulp ne zaman patlar? Yani 2017-2018'den beri konuşuluyor, grafiklerde sürekli çiziliyor, yukarı kırılacağı bili, biliniyor ama hani neyle kırar? Hangi haberle kırar? Ee, hangi olay olurdu? Yani Latin Amerika ülkelerinde biliyorsunuz Arjantin pesosu bile sürekli e, devülasyona maruz kaldı, sürekli değer kaybediyor ama realde hani Brezilya rehaleinde e, 4.26-4.28'de bir türlü geçilememişti. Bak burası kırıldı. Ne zaman? İşte 2020'nin ikinci 3. ayında arkadaşlar. Ee, işte bu haberlerle kırıldı. Şimdi ee, bu kırılınca zaten buradan yani ee, çok hızlı bir şekilde gitmesi çok normal. E, bu formasyonları da da genellikle bir yere kadar gittikten sonra bir geri dönüş gelir. İşte şu tren çizgisine doğru. Orada oraya kırmaz. Tekrar destek alır. Daha yukarılara gider. Yani Latin Amerika ülkelerinde de bir hareket patlayabilir. Asıl hareketi ben aslında Latin Amerika ülkelerinde bekliyorum. Yani dolar TL'yi, Güney Afrika randını, Meksika pesosunu hareketlendirecek bence Latin Amerika ülkeleri olacak arkadaşlar. Yani bu formasyona göre nasıl bağlayacağım? Tamam 20 yıl boyunca oluşmuş ve kırılım geldi. Çok sert bir kırılım. Ee, günlük grafiğe bakın şimdi. Günlük grafikte arkadaşlar yani bu çizgiye çok bir şey kalmadı. Şöyle bakın hani 4.28'lere koyacağım. Yanlış yere koyduk bu arada. Hani bir miktar daha yukarı çıkartalım şu şekilde. Evet hemen hemen şuralar diyelim. Ee, bakın buraya çok bir mesafe kalmadı. İlla buraya kadar gelecek diye de bir kural yok. Genellikle bu kırılım gerçekleştikten sonra çok sert bir yükseliş gelir. Geldi de zaten. Hani altılara kadar gitti Brezilya reali. Düşünün 20 yıl boyunca aynı direnç geçilemiyor. 20 yılın sonunda geçiliyor. O da 2020'ye denk geliyor. Ee, daha sonra bakın çok sert gitti. Geri dönüş. İşte bu çizgiye yaklaştıkça destek bulup sonra tekrardan daha yüksek seviyelere gidecek arkadaşlar. Bakın görün Brezilya Reali. Ee, daha yüksek seviyelere gideceğini düşünüyorum. Ama yani bu formasyona göre işte biz bu paralarla 3 aşağı 5 yukarı aynı gidiyoruz ya. İşte burada bakın çok az bir düzeltme alanı kaldı. Yani e, illaki bu çizgiye gelecek diye bir şey yok. Belki buradan bir destek buldu, toparlayıp tekrardan bu da gidecek, Reali de gidecek. Hani buna bakarak dolar TL'de de e, şu düzeltme olursa hani 6.45, 6.50 ihtimalini ben göz önünde bulunduruyorum. Bakın real ile karşılaştırıyor. Ee, olmazsa hani dolar tl de 6.50 pardon 6.65 6.70 dip olur. Tekrar yukarı döner. Ee, hani oralar dip yapıp tekrardan hani eski rekor seviyelerine doğru gider. İşte Brezilya realindeki bu hareket işte Meksika pesosu vs. onlara da bakarız ama realde özellikle çok net gözüküyor. Hani dolar tl'de de ben hani bunlara bakarak Farklı şeyler de göstereceğim, sadece bundan değil. 645, 650 bir düzeltme gelirse buraların dip olma ihtimali üzerinde duruyorum. Bakın realde 20 yıllık direnç arkadaşlar, şu an destek olacak. Yani 20 yıllık bu desteğini direncini ben buraya kırdıktan sonra tekrar geri dönüşte kıracağım düşünmüyorum. Bu fake bir hareket değildir, çünkü aylık grafiklerde zaten şu sert mumlar oluştu. Buraya onayı aldıktan sonra herhalde daha yukarı seviyeleri gideceğiz muhtemelen. Bakın Brezilya'da işte virüs vaka sayısı arttı, oranları arttı, ölüm oranları arttı. Hani orada bir olumsuzluk var da Asya'da, Asya ülkelerinde artık yani Latin Amerika ülkelerinde e, ne tür olaylar oluyor onu bilemem ama grafikler kötü diyor. Yani oralarda olaylar patlak verebilir. Bakacağız. E, i̇şte buna bakarak bakın şu kadar bir düzeltme alanı kaldı. Hani bunu düzeltmek isterse dolar tl'de belki o zaman 6.50-6.45 civarları konuşulmaya başlanır. Ama e, o rakamların altında şu anlık en azından şu durumda altını beklemiyorum. Peki dolar tl'ye dönelim. Hani dış piyasaya baktık karşılaştırdık. Çok mantıklı bir senaryo bu arada. E, grafiklere bakarak kurduğumuz bir senaryo. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. E, Dolar TL'de biliyorsunuz 2018'in ağustos ayında şu an neyi konuşuyoruz? Dolar TL'de işte dip nereler olabilir? Bunun hakkında bahsediyoruz. E, 2018'in ağustos ayında Dolar TL'de 7.24 gibi rakamlar görüldü. Oradan gelen bir düzeltme hareketi vardı. Biliyorsunuz o zamanlar işte e, bir takım olaylar vesaire düzeltme hareketi e, neresi görüldü 724. Şimdi hareketi şu şurayla karşılaştıracağım. Bakın. E, şurada dolar TL koptuğunda yani şuradaki gibi aynı işte 4'lerden 480'lerden koptuktan sonra 724'e gitti. Aynı şekilde 3'lerden yani koptuktan sonra hareket 394'lere gittiği bölge. Şimdi benzerlik nerede? Benzerlik şu arkadaşlar. Bakın. Hareket burada kopuyor 394'e gidiyor. Bakın seviyeye bakın 3 94 gibi bir rakam görülüyor arkadaşlar. Daha sonra aylarca düzeltiyor. 7 ay, 8 ay. Eylül ayında tekrar çıkışa geçiyor. Ee, Ocak ayında tepe bulan dolar. Sonra da kaçlar gözüküyor? İşte 3.99, 3.98 gibi bir rakamlar. Aradaki fark ne? İşte burada 3.95 civarında işte 3-4 kuruşluk fark var. Ama dikkat edin bakın buradaki tepe 3.94, 3.95 buradaki 3.98, 3.99. 3 yani 3-4 kuruşluk bir fark var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar şunu yaşadık yani 7.24 tam aylarca düzeltti işte bazı zamanlar ataklar geldi vesaire ama sonuçta toparladı tekrar 7.27'ye gitti. Ne şekilde gittiğim bir önemi yok. Grafiklere bakıyorum ben sadece. Burada da 7.27'yi gördü. Aradaki fark ne kadar? 3-4 kuruş. Bakın burada da aynı şekilde. Bu şunu gösteriyor bana göre grafiksel olarak yani bir enstrümanda daha önceki zirveler yenileniyorsa o düzeltmelerden sonra tekrardan yeni tepe görünme ihtimali yükseliyor arkadaşlar. Yani o 3-4 kuruş çok önemli. Bakın buradaki 7.24 tepesi burada işte forex piyasasında fiyattan, e, fiyata göre işte 7.27 değil de 7.20'den dönseydi çok güzel olacaktı. Yani o zaman birazcık da dolar tl'nin aylarca düzeltme ihtimali üzerinde dururdum Daha aşağı seviyelerde ama 7.27'nin görülmesi tekniksel olarak, grafiksel olarak hani şu ana kadar baktığım grafiklerde yeni tepe geliyorsa düzeltmelerden sonra tekrar devam etme ihtimali var. Bunu peki niye anlattım ben size? Tamam grafik birebir aynı. İşte burada 3-4 kuruşluk farkta yeni tepe oluşmuş. Burada da aynı şekilde. Olay şurada başlıyor. Günlük grafikte tekrardan bakın. Hatta şu haftalıktan bakalım. Haftalıkta bakın şimdi eee Şurada yani 3.94 görüldükten sonra gelen düzeltme işte 3.38'lere kadar inmiş. Burada bakın bu dipten yani 3.38'den aldığımızda 3.98 hatta 3.99'a kadar Fibo düzeltme seviyesi aldığımızda hareketi iyi bakın. Şuradaki düzeltme bizim için önemli. Yani burada benziyordu ya burayı gördük işte 7.27 şu anda bu da geçmiş 3.98 nereye kadar düzeltmiş Fibo düzeltmesi olarak. Hemen hemen 0.38'de 0.50 arasından dönmüş arkadaşlar. 0.38'in altına inmiş ama alı, yani inişlerde tekrar alıcılar devreye girmiş. Yani bakın 0.38'de 0.50 arasına kadar. Olay nerede? Biz bakalım hemen şuradan. Şurada başlamış yükseliş. E i̇şte dip seviye 5.48 alırsak hani şurada bir dip bulmuş. 5.44 hatta. Şu şekilde alırsak 0.38'de 0.50 arası burada 6.57 ile 6.35 arasından geçiyor. Yani ee, o grafikte neydi? 0.38'in altına zaman zaman inişler olmuş ama tam 0.50'ye kadar inmemiş. İnişlerde tekrar alıcılar devreye girmiş. İşte bu senaryonun üzerinde duruyorum ben. Dolar TL'de de hani 6.57'den geçiyor. Bakın 0.38 seviyesi. Altına inişler olsa tekrar alıcıların gelme ihtimali Buralardan tekrar toparlama ihtimali yüksek. Yani grafikler benziyor. İşte real ile karşılaştırdık. E, oralarda dönüşler nerelerden olabilir vesaire. Çok benziyor. E, işte, tabii buradan illaki 5.44'te 7.27'nin düzeltmesini almak zorunda değilsiniz. Yani şuradan da alabilirsiniz. İşte ben 5.70'leri önemsiyordum burada. 5.68 seviyesi. Bir ara çok konuşmuştuk o seviyeyi. Hani bu, buradan baktığımızda da 0.38'de 0.50 arası 6.72 ile 6.55'den geçiyor. Bakın şimdi olaya bakın 6.68'e indik alımlar geldi. Orada neydi? 3.90 3.98 düzeltmesinde 0.38'de 0.50 arasına indiğinde tekrar alımlar geliyordu. Bakın biz de 6.72 altına indik. 6.68 gördü. Tekrar alımlar geldi. Aslında buradaki şey şu anlık daha çok çalışıyor. Hani 0.38'de 0.50 arasında dip bulabilir arkadaşlar. Dolar TL işin özeti. Ee, bunu niçin anlattım? Hani bir şey sunuyorsanız bir test sunuyorsanız da biraz mantıklı bir açıklaması olmalı. Yani bilimsel bir açıklaması olmalı. Tabi sadece bunlara bakarak değil birçok şeye bakarak hani bunlar söylenebilir ama çok benziyor. Hani 0.38-0.50 arası dolar tl'de belki de dip süreci olacak. Buradan tekrardan dönüşler gelebilir. O realdeki o hareket işte o düzeltme o 20 yıllık desteğe doğru sürerse dolar tl'de de bir miktar daha olumlu süreç devam edebilir. Bakın sadece Brezilya ile karşılaştırmıyorum. Diğer grafikler de aynı. Meksika pesosu Güney Afrika randı. E, işte Rus rublesi de benziyor. Onlar da benziyor. E, onlara bakarak yani oradaki hareketler de önemli olacak. Dediğim gibi 0.38 0.50 arası dolar de tekrardan e, dip sürecinin bulunabileceği yerler olabilir. Ha dolar TL'de düzeltme süreci devam ederse yani e, dediğim gibi bu senaryo şu anlık bana çok mantıklı gel geliyor. E, Dolar TL'de yani şu seviyenin altına mevcut durumda bakın şu böyle çanak kulp olarak da bakabilirsiniz. Hani Brezilya realinde de 20 yıllık çanak kulp e, desteğine doğru önceden direnç olan seviyeye doğru satış gelirse Hani bizde de böyle satış olabilir ama şu anlık bunu konuşmak için erken 0.38-0.50 arası şu anlık. Daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Peki bu hafta dolar tl'de neler olabilir? Bununla ilgili analiz arkadaşlar yarın yayınlayacağım. Bu analiz işte dolar tl'de dip nereler olabilir adlı çalışmaydı. Videomu mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bu seviyeleri dikkat. grafikler birbirine benziyor. Ee, dikkat edelim. Hoşçakalın.